Türkiye'nin bu kadar zemin kaybettiği bir dönemde seçimlerin adilliği, şeffaflığı ve güvenliğinden sorumlu Yüksek Seçim Kurulu'nun referandum günü ve sonrasında aldığı kanunsuz kararlar da ülkemize olan inanılırlığı zedelemiştir. YSK aldığı kararlar ile referandum sürecinde adil bir seçim ortamının olmadığını açıkça ortaya koyan uygulamaların yanına bir de referandumu şaibeli hale getirmiştir. YSK kendini kanun koyucu olarak göremez değerli arkadaşlar. Kendisini Yüce Meclis'in üzerinde konumlandıramaz. Hiçbir YSK üyesi sizlerin sahip olduğu kanun yapma yetkisine sahip değildir. Bu onların haddi de değildir. Hukuk devleti bir devletin işleyişinde yargının, adaletin ve hukukun üstünlüğünü teminat altına alır ve ülke vatandaşlarının adalete olan güvenlerini temsil eder. Yani hukuk herkes için gereklidir. Eğer kanunun hukukun üstünlüğünü uygulamazsanız devlet mekanizmasını işlemez hale getirirsiniz. Devletin olmadığı bir yerde olsa olsa derebeylik ve kaos ortaya çıkar. Hukuk herkese lazımdır. Adalet herkese bir gün lazım olacaktır. Bunları size defalarca söyledik. Sizleri hep uyardık. Ama maalesef sizler üstünlerin hukukunu öngören değişiklikte direttiniz. Bir gün hukuk ve adalet size de lazım olduğunda eğer arayıp bulabilirseniz bizleri de bilgilendirin. Devlet idare edenler hukuku yok ederse ve vatandaş kendi hukukunu yaratırsa devlet ayakta duramaz. Devleti yok ederek iktidarda kalamazsınız arkadaşlar. Meclis başkanımızın gönderdiği 40 hadis eserinden bir alıntıyla sözlerimi tamamlamak isterim. Peygamber Efendimiz Hazretleri buyurmuştur ki sizden birisi kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.